Ukrayna-Rusya Savaşı'nın ekonomik ve siyasi kazanını Amerika Birleşik Devletleri, Rusya da ya Kırım'ı ve üstteki bölgeyi tutacak ya da Alexander Dugin'in dediği gibi bu savaşı Rusya kaybederse ne Putin kalır, ne Rusya kalır, ne de dünya kalır da getirirler. Evet. Yani bu tehlikeli silahlanma yarışı, tehlikeli oyunların sonucunda da böyle konular istenmesi de olabilir. İnşallah sükunette ve barışçı bir şekilde bitiririz. Bey, şimdi şöyle bir gelişme olmuştu. Çeçen lider Ramazan Kadirov'dan bir açıklama gelmişti. Birliklerinin Rusya'ya yardıma hazır olduğunu söylemişti. Bununla ilgili bir gelişme var. Onu aktaracağım. Kadirov'un askerleri Wagner'le savaşmaya gönderilmiş. Çeçen lider Kadirov'un askerleri. Yine o Rus cephesinden gelen bir açıklama. Bu arada yine Prigojin'den gelen bir açıklama var. Hepimiz ölmeye hazırız diyor. Ve Rus halkı için ölüyoruz. Rusya'yı kurtarıyoruz diyor. Yani nasıl bir kurtarış olacak böyle bir şeyde? Tabii şimdi... o da tartışma konusu ama Çeçen birliklerin gitmesini nasıl karşılıyor? Ben aslında bir soru soracaktım. Bu tam üzerine geldi. Wagner'in tasfiyesi bir başka paralı asker grubuyla yapılabilir mi? Yani böyle bir şey düşünülebilir mi? Şimdi hani iki paralı askeri birbirine çarptırmak. Ben şimdi şöyle çok örtülü konuşayım da siz buradan anlar, seyircimiz de bizim, bizi seyreden seyirci çok şeydir, akıllıdır, yüksek düşünürlük kapasitesi, algı kapasitesi vardır. Oradan deneyim antır. Şimdi Rusya 20 milyona yakın zayiat verdi 2. Dünya Savaşı'nda. 20 milyona yakın zayiat verdi, yani siviller dahil olmak üzere. Ama tabii çoğunluğu asker. Zayiat demek şu demektir: savaşta ölen veya ağır, yani savaş dışı kalacak şekilde yaralanan, evet. Ağır değil mi? Yaralanan kişidir zayiat. Şimdi burada Rusya'nın verdiği zayiatın yarısından fazlası Türkçe konuşanlardı. Şimdi bunun karşısına, eğer Wagner'in karşısına Kadirov ve ekibini gönderiyorlarsa, yani o grup da biraz gözden çıkarılmıştır. Hani Berlin'deki o bayrağı çeken bir Kafkas Türk'ü. O sonradan anlaşılıyor, farklı insanlara madalya verir, en sonunda anlaşılıyor, bir Kumuk Türk'ü diye hatırlıyorum, yanlış şey yapabilirim, hatırlayabilirim şimdi, veya bir Azerbaycan Türk'ü olabilir. Şimdi burada bir taşla iki kuş vurma gibi bir şey var. Bir yandan yani kendi içindeki azınlıkları azaltmaya çalışan bir Rusya, öbür tarafta isyanları, yani Rus askerini gönderip zayiat verdireceğine profesyonel askerlere karşı bu tip profesyonelleri gönderip kendi Rusça konuşanlarını daha koruyan bir mantık olarak algılanabilir. Ama bunu şöyle düşünmeyin. Yani 25 bin oradan gelecek, bunlar işte 10 bin oradan, öyle cephe savaşı gibi düşünmeyin. Bunun ne kadarı katıldığı hala tam bu bilgiye sahip değiliz. Yani evet. İsyana Wagner'in yüzde kaçı katılıyor? Yani 25 bin, tamam, 5 bin mi katılıyor, 3 bin mi katılıyor? Tam bu bilgiyi alamadım. Ben de alamadım. Açık söylemek gerekirse. Katılmayanlar elini kolunu sallayıp çıkabiliyor mu, gidebiliyor mu? Şimdi, ben, yok ben bunu yapmayacağım deyip. Mutlaka onlar kaçar bilirler. Yani güle güle deyip uğurlamıyorlardır herhalde valizleri. Tabii o da var. Kendi kendine çünkü şeyleri var. Mesela cepheden kaçan askerleri Wagner vuruyordu. Bizim askeri inzibat görevi cepheden. Evet. Şimdi burada da ya birlik olarak, ama burada şöyledir. Bunların çalışma tekniği şu. Bunlar böyle manga deyin, takım deyin, kendi aralarında karar verirler liderlerin üzerinden. O liderler üzerinden pek sapma olmaz. Mesela 20 kişi, 30 kişi ise... Ama içinde 5 kişi mesela bu operasyona katılmak istemiyorsa mecbur mu devam ediyor? Orada çözülmesi biraz zor olun. Yani o, çünkü kaçmaya çalış... İnfaz falan olur mu? Vururlar tabii. Onlar vururlar. O biraz problemli bir konu. Ama o gruplar komple oradan çıkıp kendi üst bölgene dönebilirler. Veya hiç çıkmayabilirler, takip etmeyebilirler. Eğer sayı azsa, çok fazla değilse, mesela binli rakamlardaysa, Kadirov grubunu gönderip, yani kısa sürede bir iki gün içerisinde çok yoğun çatışmalarla bu iş bitirirler. Ama sayı çoksa Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin destek olması lazım bu şeye. Çeçen evet. Savaşçılara. Peki ama Çeçenlerin kendisinden geliyor böyle bir teklif. Yani biz yardıma hazırız mesajı geliyor önce. Savaşmayı seven bir millet. Hayır, yani demek ki onlar da herhalde gözden çıkarılmış olabilir dediniz ya. Burada tabii şunu da söyleyeyim. Bu zaten bu kontrat yenilenmeme sırasında Wagner grubuyla aslında Kadirov demişti, ben hazırım bu iş görevi doldurmaya, yapmaya demişti. Olayın tabii şey boyutları da var. Yani Rusya'nın karar alma mekanizmalarında yer alma, ekonomik Wagner çok ekonomik güçten yararlanıyordu. Onlardan faydalanma,
Savaşı sevme, savaşçı millet. Yani o Çeçenler evet, evet. Rus ordusunu perişan ettiler biliyorsunuz evet, o şeyde. Yani Rus ordusunu şeyde alamadı, Almanlara karşısında alamadı. Yenilgiyi orada aldı. Ama Ukrayna'da sanki o başarı önce bir onlar da çık gitmişlerdi, sonra bir olmadı, geri döndüler değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorum. Ara ara cephede kullanıldılar. Biraz geri çekildiler sonra. Tabii, ama şimdi şöyle, Ukrayna meskun mal hariç, meskun mal muharebeleri hariç evet. tutun, daha düz bir arazi. Dolayısıyla düz alanda daha zor. Daha şey anlamda yani düzenli ordunun tank, top, ateş gücü ağırlıklı. Ama meskun mahalle girdiğiniz zaman o ateş gücünün önemi kısmen azalıyor. Birebir yani daha böyle yakın mesela 3-5 metreden işte el bombası mesafesine oradan buradan savaşma. O zaman işte bu paralı askerlerin daha özel eğitimli birliklerin ön plana çıkmasına sebebiyet veriyor. Onu o şekilde ifade edebiliriz. Yani bu bugün artık şey belli olur. Yani ben sabah belli olur demiştim ama bak onu da söyleyeyim. Yani biz de yani sabahleyin bir taktik resmi görürüz demiştik. Hala tam bir resim yani göremedik. Evet, uzayacak gibi de duruyor yani. Evet ama uzaması Rusların aleyhine olur. Yani bir iki gün değil de böyle hani haftalara sirayet ederse Rusların aleyhine olur.